Bu videoda konumun zaman olan değişimini göstermek için kullandığımız farklı birkaç yol hakkında konuşacağız. Bunu düşünmek için belki de en basiti olan bir tablo yapabiliriz. Mesela önümüzdeki bu tabloda soldaki sütunda zaman verilmiş. Kolaylık olsun diye birimini saniye olarak düşünebiliriz. Sağdaki sütunda ise konumları görüyoruz. Bunun da birimine metre diyelim. Zaman sıfır olduğunda üçteymişiz. Bir saniye sonra hala üçteyiz. İki saniye sonra eksi bire gelmişiz. Üç saniye sonra tekrar sıfırdayız. Dört saniye sonra hala sıfırdayız. Beş saniye sonra da ikiye gitmişiz. Belki bu iki metre olabilir. Bu tablo az çok işimize yarıyor. Ama bunu kafamıza canlandırmak pek kolay olmuyor. Aynı zamanda tablo bize iki an arasında neler olduğunu da söylemiyor. Yani yarım saniye geçtiğinde arada ne olduğunu söyleyemiyoruz. Hiç hareket etmedik mi, konumumuz sabit mi kaldı yoksa değişti ve bir saniye sonra olduğu yere geri mi geldi bilmiyoruz. Bu bilgileri tabloya bakarak bulamıyoruz. O yüzden bunu bir çeşit animasyon olarak da düşünebiliriz. Mesela diyelim ki şöyle bir sayı doğrumuz olsun ve üzerinde de bir limon hareket etsin. Şimdi zaman eşittir sıfırda konum 3'te bulunuyor. Bakalım bunu bir animasyona dönüştürebilecek miyiz? 5 saniye olana kadar sayacağım ve limonu zaman konum tablosundaki konumuna göre hareket ettirmeyi deneyeceğim. 0 1 2 3 4 5 Şimdi bu da aslında işe yarar bir yol oldu. Ama bunu eğer bir şekilde grafiğe dökebilirsek o zaman daha çok faydalı olur. Çünkü öyle bir durumda zamanla neler olduğunu görmek için sürekli animasyona bakmak zorunda kalmayız. Bunun için konum zaman grafiği adı verilen bir grafik oluşturmamız gerekiyor. Bu tür grafiklerde genellikle yata eksen zamanı, düşe eksende konumu temsil eder. Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Zaman eşittir 0 olduğunda konumumuz 3'teymiş. Zaman 0, konumda 3. Ardından zaman eşittir 1'de konumumuz yine 3'teymiş. Zaman 2'de eksi 1'e gelmişiz. Zaman 2'de konumumuz eksi 1. Zaman eşittir 3'te konumumuz 0'mış. Konum 0'da. Dikkat edin. Sayı doğrusu üzerinde sağ sol olarak düşünüyoruz ama burada konumu yukarı aşağı olarak düşünmemiz gerekiyor. Evet burada zaman eşittir 4'te konumumuz 0'mış. Zaman eşittir 5'te ise konumumuz 2'ye gelmiş. İlk saniye boyunca konumda bir değişiklik yaşanmamış. En azından limonu hareket ettirdiğimizde öyle olduğunu varsaydık. Ama ilk saniyeden ikinci saniyeye doğru giderken konumumuz 3'ten eksi 1'e gitmiş. Eğer bu değişimi sabit bir hızla yapıyorsak bu şekilde gözüken düz bir çizgi çizmemiz lazım. Olabildiğince düz çizmeye çalıştım. Zaman 2'den 3'e doğruysa eksi 1'deki konumumuzdan 0'a gitmişiz. Eksi 1'den 0'a. Sayı doğrultusunda eksi 1'den 0'a gitmek için sağa doğru 1 gittik. Ama yukarıdaki grafikte konumumuzu düşey eksende gösterdiğimiz için yukarıya gitmiş gibi gözüküyoruz. Ama aslında sadece eksi 1'deki konumdan 0 konumuna ve zaman eşitleri 2 saniyeden 3 saniyeye gittik. 3. saniyeden 4. saniyeye geldiğimizde ise en azından çizdiğim bu şekilde konumumuz değişmiyor. Zaman 4'ten 5'e ise konumumuz 0'dan 2'ye gidiyor. 0'dan 2'ye. İşte burada oluşturduğumuz bu grafiğe konum zaman grafiği diyoruz. Bu sayede herhangi bir animasyon yani buradaki sayı doğrultusu üzerindeki hareketten bahsediyorum. Bir şeyin konumunun zamanla nasıl değiştiğini görebiliyoruz. O zaman animasyonu bir kez daha yapalım ve konum zaman grafiğinde hareketi takip edelim. Bu sefer biraz daha yavaş yapacağım. İlk saniyede yerimizde sabit duruyoruz. Öyleyse saymaya başlayalım. 1 saniye ardından bir sonraki saniye boyunca konumumuz eksi 1'e gidiyor. Öyleyse 2 saniye. Daha sonra 3 saniye, 4 saniye ve 5 saniye. Umarım bu sayede konum zaman grafiklerinin var olan hareketin nasıl bir hareket olduğunu canlandırmamızda bize çok fayda sağladığını görmüş oldunuz.